Yolun sonu bizim için, önce sen git ben dağıtmadan. Ardına bakma benim için, git bu yangın beni yakmadan. Şimdi yalnız yürüme zamanı, unut gitsin her güzel anı. Ben sararım yalnız yaramı, sen git yaşlarım akmadan. Şimdi yalnız yürüme zamanı, unut gitsin her güzel anı. Ben sararım yalnız yaramı, sen git yaşlarım akmadan. Abla hayırdır, ne işin var burada? Seni görmeye geldim Halit. Aylar oldu, sen de uğramadın hiç. Bak sana börek getirdim, çok seversin, ıspanak. Sağ ol, boşuna zahmet etmişsin, istemem. Halit, kardeşim bir tanem, yalvarırım bak, ne olur yapma böyle. Ablam yeter artık. Olan oldu, sen de cezanı çektin. Kadere hükmün geçmez ki. Abla bana yardımcı mı olmak istiyorsun? O zaman bir daha gelme ya, olur mu? Gelmeyeyim. Seni sormayayım, öyle mi? Hı, öyle. Peki. Sen ne dersen öyle olsun. Yeter ki sen iyi ol, ben seni görmesem de olur, ne olacak? Ama şunu bil. Senin pişmanlığın bıçak oldu, her gün ciğerimizi deliyor. Hoşça kal. Ya çok üzüldü kadıncağız. Ya orada bir ziyaret etsen ne çıkar? Bak Halit, hem kendini hem ablanı işkence ediyorsun. Sadece senin iyi olduğunu bilmek istiyor. Ya Artemis, ne olur sen de üstüme gelme ya. Konuşacak halde değilim. Yer yok. Nasıl yer yok? Önümüzdekiler girdi. Doldu mekan. Boş ver abi, başka yere gidin. Halit, içeri bir baksana. Aa, ben senin yanındaki kadına niye yazılayım ha? Paranoyak mısın, psikopat mısın, nesin? Söylesene kızım, yazdın mı sana? Birlikte başka mekana gidelim demedin mi? Yalan söyleme, gerizekalı, öyle mi dedim ben? Lan sen kimin gerizekalı diyorsun? Senin ağzını burnunu kırırım ben. Bırak, bırak beni, bırak! Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Abi görmüyor musun ya? Hadi uza, hadi. Ya abi. Uzattın. Uzayın, hadi. Dışarıda alırsınız havanızı. Yapın havanızı, tabanızı dışarıda, hadi. Hadi koçum, hadi. Hadi. Tamam gençler, yok bir şey, hadi. Bırak! Bırak! Çeksin lan! Çeksin lan! Tamam al, gel abi. Tamam abi, boş ver be. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Hadi. Hadi hayatım. Hadi. Hop gardo. Ha. Nasıl şekil yapmışım? O şekil yani. %100 orji iş. Gardo. Marketing everything, everything marketing. Şekli sağlam tuttun mu, bütün kapılar açıl susam açıl. O hesap yani. Kimin canını yattın lan? Şimdi ayıp ettin ha. Vallahi ayıp ettin. Helal mal oğlum. Tahir abimin hediyesi. Tahir abi ha. Abi yaptın kendine yeni. Hem de en asından. Ağrından. Öyle ufak işlerle uğraşmayacaksın. Kardo, şekli sağlamlaştırdık mı rüzgarı var ya, alırız böyle soldan soldan. Alırız derken?
Alırız. Ayıpsın Kardo. Böyle karlı bir işe sensiz girer miyim hiç? Yemin ederim böyle buralarda bar kapılarında sürünmene gönlüm razı değil. Vallahi değil. Rıza. Oğlum benim bir daha öyle alengirli durumlarla işim olmaz. Ayıpsın Kardo. Alengiri yok. Bende alengiri yok. Tek iş. Gir, çık. Hayatın değişsin cinsinden. Bir daha böyle buralarda sürünmeme cinsinden. Vallahi billahi. İyi. Sana hayırlı olsun. Ben bir daha hapse girersem ölürüm. Vallahi ayıp ediyorsun. Vallahi ayıp ediyorsun. Kardeşini tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ben seni de kendimi de böyle başımızı belaya sokacak bir işe sokar mıyım sen söyle. Sokar mıyım? Kardeşinden böyle bir şey bekler misin? Bu şekilde bekler misin Halit ya? Halit. Patron seni çağırıyor. Allah'a emanet ol. Beni haberdar et. Eyvallah. Hadi eyvallah. Haberleşiriz. Yine ne dolanıyor yalan peşinde? Kim ya? Rıza tabii ki. Ne istiyormuş senden? Ya ne bileyim ne istiyormuş Artemis. Öylesine uğramış işte. Öylesine mi uğramış? Ya Artemis sorgun mu şimdi? Bir iş varmış onun için uğradı. Ne işi? Ya ne bileyim ben ne işi? Allah'ım yarabbim. Bilmiyorum. Alengirli işlerle işim olmaz dedim. Hiç sevmiyorum o herifi. Aklını çelmek için etrafında sürekli dönüp duruyor. Ya o da yardım etmeye çalışıyor işte kafasına göre. Ne uzuyor ne kısalıyor. Para bulmamız lazım bizim ya. Nereden çıktı bu? Nasıl nereden çıktı? Halimize baksana. Ya ne varmış halimiz Halit? Yani ayrıca yani hep böyle kalacak değiliz ya. Bak. Benim bankada biraz birikmiş param var. Bir 6 ay kadar daha böyle çalışsak. Biraz daha para biriktirsek. Kendi yerimizi bile açarız. Kendi yerimizi açacağız öyle mi? Ya niye olmasın? Tamam belki burada olmaz ama daha sapa bir yerde. Yani ne bileyim Ege'de böyle küçük bir kasabada böyle bir lokanta açsak. Ben yemekleri yapsam. Sen masalara baksan olmaz mı? Olur olur. Olur olmasına da. Nereye oluyor ya? Ben nereye gidiyorum? Benim bir ton borcum var. Ödemeden bir yere gidemem ki. Kime? Nasıl kime? Ablama yetmez mi? Niye her şeyi zorlaştırıyorsun Halit? Ablan senden para falan istemiyor ki. Sadece seni görmek istiyor. Ya para pul istemiyor da ona yaptıklarımın kefaretini ödemeden nasıl yüzüne bakarım ya? Onu bırakıp nasıl giderim? Sen ablana dünyaları versen ne olur? Enişteni geri getiremezsin ki. Of! Bitiremem tabii ya. Doğru söylüyorsun ya. Zaten Halit mahvetti her şeyi. Ya. Halit öyle söylemek istemedim. Bak yemin ederim öyle söylemek istemedim. Ya ne olur böyle yapma. Ya biliyorum sen hiç kimseye bile isteye zarar vermezsin. Ya tamam. Yeter kendine işkence ettin. Seni çok seviyorum.
Şöyle bir konsept nasıl olur? Bana dokunma. Yüzünde şiddetin izini taşıyan kadınlar. Tabii ki plastik makyaj yapacağız bu darbeleri. İşte o kadınlar bütün gece garson olarak servis yapacaklar. Bence tam tersi. Tamamen sevgi konsepti üzerine kuralım her şeyi. Ters enerjiyi kendimizden uzak tutalım. Çünkü zaten şiddet başlı başına negatif titreşimler yayan bir konu. Tatlı şey, ne yapıyorsun bakayım sen burada? Saklandın mı sen buraya? Bak buldum seni, gördün mü? Nergis! Yazık. Babası öldüğünden beri hiç konuşmuyor bu çocuk. İyice vahşileşti, hırçınlaştı. Canım Hülya da elinden geleni yapıyor ama zavallı. Doktor doktor gezdirdi. Yine de bir çaresini bulamadılar. Galiba sorun fiziksel değilmiş. Gülçin sıkıldı. Parka götür isterse. Peki efendim. Seher, yardım yemeğinin yapılacağı mekanla ilgili geri dönüş oldu mu? Canım, hemen arıyorum. Halit. Alo. Canım çıkmışsın. Neredesin? Doğum günü kutlu olsun sevgilim. Teşekkür ederim. Vallahi melek gibi uyuyordun. Uyandırmaya kıyamadım. Eve gelecek misin? Ya bir iki işim var halletmem gereken. Akşam barda buluşuruz. Tamam canım. Öpüyorum. Ben de. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Buyurun. Ya şu melekli kolyenin fiyatını soracaktım. Bu mu? Hı hı. Bakalım. ₺715. Ya bunun muadili ama daha uygun fiyatlı bir şey var mı? Buna bayılacaksınız. Boyun da çok elegant durur. Kaç para bu? ₺320. Ama nakit olacaksa bir indirim yaparız. Size düz ₺250 olur. Elimde tek kaldı. Kaçırmayın derim. Tamam, akşama kadar ayırır mısın? Öğleden sonraya kadar ayırabilirim. Eyvallah, gelip alacağım. Kolay gelsin. Sağ olun. Rübe, hadi kızım, hadi, hadi, hadi kızım. Hadi be, yine aynı. Ya bir tur ver, oyna demedim mi ben sana? Dinlemiyor ki sen güzel kardeşini. Çakozluyoruz biz de bu işlerden biraz. Rıza, baksana. Oo, Kardo, gelsin içeri. Oğlum gel, işim acele. Şafağa oyna bu ayakta. Dinle sen güzel kardeşini. Bütün gün çalışıyorum ben burada. Kardo, gelseydin ya içeri. Tahir abiyle tanışırdın. Yok oğlum, işim acele. Bana bak lan, ne kadar var üstünde? Ha, ben de şimdi sana geliyordum. Niye?
Bunlar kurtarmaz ama ne bileyim toparlayabileceğim mi üstünü? Yeter oğlum, neyin gerisi ya? Ya sen mevzudan gelmedin mi? Ne mevzusu? Ya abla, sen şimdi para isteyince ben de ablan için şey yaptın sandım. Ne oldu oğlum ablana? Haberin yok mu senin ya? Hani şey, kirayı ödeyememiş ya bu. Ev sahibi tahliye ettiriyormuş, polis gelecekmiş falan filan. Ondan gelmedin mi? Ne diyorsun oğlum sen? Neyi daha önce söylemedin? Tamam işte, ben de şimdi sana vuracaktım. Sen bilmi... Abi, benim bir çıkmam lazım. Kimdi o? Sana bahsettiğim arkadaş var ya. Oh, onunla bir yere gideceğim, geleceğim. Hıza, yokla bakalım. Ne düşünüyor iş için? Tamam abi, ben de. Şafağa oyna bu ayakta. Dinle sen kardeşini. Salman, baksana usta bir. Ablam hakkında duyduklarım doğru mu? Halit. Ya ayıp değil mi usta? Bu karda kışta kıyamette kadını sokağa atmak, tek başına kadını. Halit ben... Tamam, borç benim borcum. Ne kadar borcu var? Birikmiş 5 aylık. Daha öncesinde de düzgün ödemedin zaten. İyi, şimdilik al bunu. Borç benim borcum. Ablamdan uzak duracağım. Anladın? Yalnız daha fazla bekleyemem. Ya borç benim borcum diyorum ya. Anlamıyor musun? En fazla 2 hafta daha bekliyorum Halit. Bak benim de çoluğum çocuğum var. Bak burası da kira, evim de kira. Yani benim de yapabilecek bir şeyim yok. Borç benim borcum. Tamam. Tamam. Eyvallah. Peki. Nasıl ödeyeceksin kardı? Ya ne bileyim Rıza. Bak, Tahir abiye senden bahsetmiştim. Eğer ilgilenirsen bir görüşmek ister. Ya bir he de, haftaya ne derdin kalır ne tasan. Cebinde bir ton parayla yepyeni bir hayata başlarsın ya. Oğlum bir kop lan benden. Bir rahat bırak ya, bir düşüneyim. Tamam kardeş, sıkıntı yok. Daralırsan beni nerede bulacağını biliyorsun. Kafayı kullan, kafayı. Emre abla kardeşi seni yukarıda bekliyor. Halit. Hoş geldin. Niye söylemedin abla bana? Ev sahibin diyorum ya. Tahliye kararını. Ben seni görmeye gelmiştim Halit. Şikayet etmeye değil. Bak ben bu işi halledeceğim, merak etme. Halit'ciğim, böyle bir şeye gerek yok. Ben zaten buradan çıkacaktım. Daha ucuzunu bulurum. Olmaz öyle şey. Benim yüzümden bu haldesin abla. Bu işi halletmek de bana düşer. Halit, canım kardeşim. Her şey hallolur. Biz yeter ki bir arada olalım. Eyvallah. Arayıp yine ulaşamayınca ben de kalktım geldim doğum günün diye. Kemal, yapma. Ne yapıyorum ki? Tamam, biz ayrıldık peki. Ama doğum gününü de kutlayamayacak mıyım? O kadar mı yabancı olduk? Tamam, kutladın, sağ ol. Ama şimdi müsaade edersen çalışmam lazım. Hoş. Önce hediyemi kabul et istersen. Açmayacak mısın? Sonra açarım. Kemal, bak gerçekten çok işim var. Tamam, teşekkür ederim. Kutladın doğum günümü. Ama bu kadar zahmete girmemeliydin. Niye bu kadar bozuluyorsun anlamıyorum ki. Ya biz ayrıldıktan sonra bir daha birbirimizi aramayacağız, bir daha birbirimizi görmeyeceğiz diye karar almadık mı? Kararı sen aldın. Ben de saygı duydum. Ama yine de geldim buraya.
Ya yaptığımda yanlış olan ne var? Artemis. Hayatında biri mi var? Evet. Biri var. Ve eğer bana biraz değer veriyorsan bir daha beni arama Kemal. Lütfen. Ne haber? Hoş geldin Elit. Hoş bulduk. Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Bizi tanıştırmayacak mısın Ertemiz? Tanışalım. Halit Karaduman ben. Komiser Kemal Aras. Artemis'in eski nişanlısı. Kemal de eski günlerin hatırına bir uğrayıp doğum günümü kutlamak istemiş. Şimdi de gidiyordu. Değil mi Kemal? Evet, evet. Güzel dövme. Eyvallah. Neydi anlamı? Kefaret miydi? Bandırmada çok yaptırırlar. Orada yaptırdım zaten. Sık gider misiniz bandırmaya? Yok. Yeterince gördüm. Bir daha gitmeye niyetim yok. İyi, sevindim. Daha yeni tanıştık ya. Ati çıkınca ortaya, mazi silinmeli der eskiler. Ama kader de varsa, nasılsa görüşürüz. Ati. Güzel laf. Peki, nice mutlu yıllara Artemis. Memnun oldum. Eyvallah. Halit gerçekten buraya gelince aklım ucundan bile geçmezdi. Anlattım biz, bir daha gelmez. Sonra konuşuruz ya. Sizi bekledi yemek için yediremedim. Şirkete yabancı ortaklarla pazarlık uzadı. Siz bir şey ister misiniz? Teşekkür ederim. Yatacağım ben de. Çok yorgunum. Peki, iyi geceler. İyi geceler. Duş al istersen, insan ferahlıyor. Aç mısın, yemek hazırlayayım mı? Aç değilim ya. Nereye? Yürüyeceğim biraz. Dur şu saçımı kurutayım, ben de geleyim seninle. Yalnız yürümek istiyorum. Sorun ne Halit? Ne olur konuşalım. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye benimle birliktesin Artemis? Ha? Yani hayatını böyle sefil bir yerde harcayan bir serseriyle senin ne işin var? Halit, ne diyorsun sen? Ya diyorum, sen doğru düzgün bir yuvayı hak ediyorsun. Sana sahip çıkacak saygıdeğer bir kocayı. Ne bileyim işte bugün gelen Erif Fardiye'ne, Kemal midir nedir onun gibi birini mesela. Doğum gününü hatırlayıp sana hediye alabilecek birine. Halit lütfen, saçmalama. Artemis. Kop benden ya. Ben sana hiçbir şey veremem. Yani sana verecek hiçbir şeyim yok. Daha doğrusu benim kimseye verecek hiçbir şeyim yok. Ya Halit, nereden çıktı bu ya? Ben hiç kimseden hiçbir şey istemiyorum ki. Ya ben sadece seni istiyorum. Seni seviyorum Halit. Daha kötü o zaman. Beni seviyorsan daha kötü ya.
Çünkü ben hayatım boyunca beni sevenlere hep mutsuzluk getirdim. Ya Halit ne olursun bak böyle söyleme. Her şeyi düzeltebiliriz. Ya Allah aşkına neyi düzelteceğiz ya? Neyi düzelteceğiz? Nasıl düzelteceğiz? Düzelmiyor işte hiçbir şey. Başka bir şey mi oldu? Bana anlatmadığın başka bir şey mi var? Çok mu merak ediyorsun? Ev sahibi ablamı borçları yüzünden dışarı atmak istiyor. Ne? Kimden duydun? Ev sahibinden. Gittim kendim konuştum. Ya tamam, tamam. Üzme kendini. Bir şekilde hallederiz. Nasıl halledeceğiz ya? Allah aşkına bir söyle. Nasıl halledeceğiz? Ya Halit yarın gider bankadan benim hesaptan ne kadar gerekiyorsa çeker öderiz ablanın borçlarını. Ne diyorsun sen ya? Duymamış olayım ben. Senden para falan istemedim. Ya Halit ne dedim ki ben? Gider çeker öderiz ablanın borçlarını dedim. Başka türlü nasıl ödeyeceğiz? Vay be. Vay arkadaş. Ben senin gözünde demek böyle bir adam Artem. Söyle mi? Sevdiği kadının aylarca çalışıp dişinden tırnağından arttırdığı parayı alıp gidip ablasının borcunu ödeyecek bir adam. Öyle mi? Sonra da adamım diye ortada gezeceğim. Vay arkadaş ya. Helal olsun sana. Vallahi helal olsun. Sen de böyle bir adamı sevmişsin ya. Helal olsun. Halit sözlerimi çarpıtıyorsun. Ya daha ne çarpıtacağım ya? Ablanın borcunu ödeyeceğim diyorsun. Küfretsen daha iyi. Ya Halit kötü bir şey söylemedim ki. Ben gider ilk başta ablanın borçlarını öderiz dedim. Kötü olan ne var bunda? Ya gerçi tabii sen de haklısın. Ben aylardır parasızlıktan sızlanıp hiçbir halt edemeyen salan tekiyim ya. Ya Halit ne olursun lütfen ya, saçmalama. Ya bırak Allah aşkına. Ya ne olursun. Halit ne olur git. Yorulmadın mı sen hala ya? Ne dosyası bu? Bir şey değil, eski bir dava öyle. Hayrola? Sen eski defterleri açmazsın pek. Selim, Kadıköy civarında bizden kim var? Resmi görevde mi? Sokakta. Benim organize davası için birkaç bağlantı aktif. Ha. Şu adamın şimdi ne yaptığını bilmek istiyorum. Kimlerle temas kuruyor? Eski sabıkalılarla bağlantı kuruyor mu mesela? Bir baktırsana. Olur. Kim ki bu? Önemli bir şey değil. Hırsızlıktan içeri girmiş, bir yıl önce çıkmış falan filan. Temiz mi değil mi öğrenelim diye. Tamamdır. Benim elemam birkaç güne irtibata geçecek. Ben ne haber veririm sana. Ya sabah oldu. Sen artık çıkıyor musun? Yok. Biraz daha buradayım. Sen çık. Of. İyi hadi bana eyvallah olsun. İyi hadi sana eyvallah olsun. Sabaha uyuyup kalma. Gel gel. Hayırdır abi? Sabahın bu saatinde. En azından eve gelseydin bir çay may demlerdik. Donduk burada. Oğlum senin ev yurt gibi lan. Yalnız konuşmamız lazım. Şu bahsettiğin iş. Ne ayak? Vay vay vay. Gardo. Ha şöyle. Uyandığımıza değsin mevzu. Büyük iş Gardo. Büyük vurgun. Mücevher işi. Kaç kişi? Eğer sen okey dersen 3 kişi. Ha tabii bir de bağlantılar mağlantılar var ama onları Tahir abi halledecek. Nereyi patlatacağız? Müstakil ev. Basit iş. Sen kapıyı açacaksın, alarmı susturacaksın, gerisi bizde. E kasa? Kasa masa hepsi içeriden halledildi. Tek problem var, sokak kapısını sessiz açmakta. E o da senin uzmanlığın. Sağlam diyorsun yani. Ayıp ediyorsun Gardo. Kralı gelse bizi yakalayamaz. Elimizde koymuş gibi tak. Alacağız, çıkacağız mücevheri. Bu kadar. Ne diyorsun? Ne? Biliyordum. Biliyordum. Hadi hayırlı sabahlar. Halit. Buradaki bir barda çalışıyor. Tövbelidir o. Sıkıntılı bir durumunu duymadım. Emin misin? Eminim. Tanıyorum Halit'i. Rıza ile takılır bazen. Rıza hangi Rıza? Yok mu şu kolpa Rıza? Eskiden çakma saatçisiydi, çanta indirirdi. O hala buralarda mı? Döndü. Epeycedir civarda. Tahir diye bir abi var. Onun yanına takılıyor. Eski yediklilerden. Bir şey döndürüyorlar mı diye bir soru soruşturur bakalım. Açarım antenleri. Aç. Haber alınca da iletişime geç.
Eğer bugün de gelmezse patron yerine başkasını alacakmış. Ya iş falan umurumda mı sanıyorsun? Yok hiçbir yerde. Kaç gündür bakmadığım yer kalmadı. Rıza'ya sorsana. Bence onda kalıyordur. Hem ne de olsa eski kankalar. Nerede kalacak? Geç kalırsan bir mide ait olur mu? Tamam, merak etme. Bu civarlarda takıldığı bir yer vardı. Bir de oraya bakayım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yes. Halit'i gördün mü? Yok. Evde değil mi? Rıza, biliyorsan yerini söyle, uzatma. Vallahi görmedim diyorum yenge. Hayırdır? Kara kedi mi girdi aç müziklerinin arasına? Rıza, ciddiyim. Görmedin mi Halit'i? Vallahi diyorum, görmedim ya. Ya ben de senin onun yerini biliyorsundur diye düşünmüştüm. Bak şimdi ben de merak ettim. Nereye gider ki? Gerçi Halit bu ya. Biliyorsun, öyle bir görünüyor, bir kayboluyor. Karabatak hesabı. Hani bilmediğimiz başka bir mevzu yoksa tabii. Ne gibi? Hani gerçi yapmaz öyle şey de. Hani kavga nedeni dedim, başka bir kadınsa falan, ona giderse. Yok ya, Ali niye yapsın öyle şey? Neyse, ben böyle boş boş konuşuyorum, sen bakma benim kusuruma. Sıkıntı yok. İyi şey yapayım ben. Bakalak olayım, görünce sana yönlendireyim, olur mu? Tamam Rıza. Yani görürsen Halit'i eve gelmesini söyle, olur mu? Yani en azından arasın beni. Ayıpsın yenge ya. Tamam, bende o iş. Ben görürüm, sana hemen yönlendiririm onu. Tamam. Ben görünce... Ya başka bir şey yoksa? Yok. Çalışmam lazım, biliyor musun? Tamam, all right. Kaçar ben. Hadi eyvallah. Ciao. Dur Gülçin, bozuyorsun saçımı. Yapma ama bunu, atıyorsun tatlım. Ha, geliyor musunuz? Aha, hazırım, çıkacağım ben de. Of Gülçin, beni gerçekten üzüyorsun. Yemekten sonra hemen geleceğim. İşle ilgili gitmek zorundayım. Ama hafta sonu seninle at binmeye gideriz, tamam mı? Tamam, geldiniz mi? Tamam. Ha, Artemis, konuşmamız lazım. Ne var? Yine niye geldin? İyi misin sen? Önemli bir konu. Halit'le ilgili. İyi. Ne söyleyeceksen söyle o zaman. Aslında söyleyip söylememekte kararsızdım ama... Halit... sabıkalıymış. Hırsızlıktan yatmış. Yani zarar görmeni istemem. Benim korumana hiç ihtiyacım yok Kemal. Halit ilk tanıştığımızı anlatmıştı kim olduğunu bana zaten. Ha, biliyordun yani. Neden olmasın? Ben eski bir suçluyu sevemez miyim? Bak Kemal, seninle çok eski hukukumuz var ama artık yeter. Beni bırakman lazım. Sen geldiğinden beri her şey mahvoldu. Halit çekip gitti. Kaç gündür ortalarda yok. Ben sadece ya senin Kemal, için... Ya Kemal, benim için bir şey mi yapmak istiyorsun? Evet. O zaman uzak dur benden. Git. Yeterince zarar verdin. Thank you.
ortalık sakinleşene kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra girip mücevheri alırız. Hadi pijamamızın üstünü de giyelim. Sabah yine giydiririm formanı. Rahat rahat giy işte şunu. Bak ne güzel, üstünde tavşanlar da var. Ama bak Hülya Hanım sonra bana kızıyor. Hadi. Peki tamam. Ama yatacaksın, tamam mı? Bu kim oğlum? Ne sandın? Mücevher. Lan ne mücevheri, salak salak konuş. Kardo, şimdi sırası değil, tamam arabada konuşuruz. Oğlum konuşup beni hasta etme lan. Ya tamam, şimdi sırası değil diyorum. Oğlum neyin sırası değil lan? Anlaşmada mı yoktu? Dur, kızda hala mücevher var ya. Yavruyu vereceğiz, parayı alacağız işte, bitecek iş. Oğlum ağzını burnunu gömerim seni. Zekalı. Konuşma, konuşma lan. Kızı bırak lan kızı. Kardo ayıp oluyor ama. Oğlum başlarım Kardo'na. Çocuk nereden çıktı lan, böyle bir şey konuşmadık biz. Yapma. Ne yapıyorsun lan, ne yapıyorsun? Çek lan elini. Yeter atarın giderin ha. Rıza sustur şunu. Başlatma atarına gideni. Çocuk nereden çıktı, biz böyle bir şey konuşmadık. Kansız mıyım lan ben sizin gibi çocuk kaçıracak kadar? Halit,
Fazla reaksiyon gösteriyorsun. Bak ayıp oluyor Tahir abiye de. Tamam biz çocuğa bir şey yapmayacağız ki. Bebeği annesine vereceğiz. O sorun da ortadan kalkmış olacak abi. Öyle değil mi Tahir abi? Ne oğlum sen? Zaten bir de sıvadın. Çocuk yüzümüzü görmekle kalmadı. Adımızı da öğrendi be Rıza. Polisler. Dikkatli olun. İnan aşağı. Oğlum in aşağı lan. Kardo. Başlatma kardana. İn aşağı temizleyeceğiz bu işi. Bak kardeş, çok yanlış adama yanlış yapıyorsun. Oğlum ne yanlışı bak. Bak Tahir, o çocuğu bırakacağız. Başka yolu yok. Tamam mı? Lan ben aylardır bu işe hazırlanıyorum. Senin lafını mı bırakacağım kızım? Ha? Aklın kesiyor mu hiç? Olan oldu. Sen susacaksın, kendi payına bakacaksın. Ha. Yoksa... Ne yoksa ne yoksa ne? Ne yoksa yoksa ne? Bak kardeş, ben öyle çok sabırlı bir adam değilim ha. Fazlasıyla sabrettim bile. İşe taş koyuyorsun. Sıkıntı oluyorsun. Ha? Ne olacak sıkıntı olursam? Bak Tahir, bak bırakacağız o kızı anladın mı? Yolu yok, başka yolu yok. Bırakacağız o kızı! Ulan kankan geldi ağladı, yalvardı. Sana iş verdik. Açtın kapıyı, girdik içeri, çıktık dışarı. Alacağımızı al. Ne aldığımızdan sana ne? Yok bak Tahir yok, olmaz anladın mı? Olmaz, olmaz oğlum, olmaz lan. Olmaz, bırakacağız bu kızı. Ufacık çocuk be! Kız yüzümüzü gördü. Adımızı öğrendi. Unut sen o işi. Sıkma benim canımı. Lan. Parayı alsan da bırakmayacak mısın lan kızı? Ha? Öldürecek misin lan ufacık çocuğu? Ha? Lan oğlum öyle ne biçim konuşuyorsun sen? Ha? Keselim o dilini var ya, gırtlağına sokarım seni. Yok ya, soksana lan. Oğlum ben katil miyim lan sizin gibi? Ha? Ufacık kızı öldüreceğim, katil miyim lan? Benim cesedimi çiğnemen lazım o kızı öldürmek için. Yetti lan atarın giderin. Bir eksik bir fazla. Allah aşkına. Kardo ne yaptın? Lan başlatma Kardo'nu in lan aşağı. Çık dışarı çık çık çık. Senin yüzünden oldu zaten her şey lan. Gebereceğim seni. Kardo bize hiç gel. Lan başlatma Kardo'na. Konuşma lan. Gel. Gel kızım gel korkma. Korkma bir şey yapmayacağım ben sana gel. Bin öne bin öne bin. Aa! Sonra hesaplaşacağız seninle. Yemin ederim vururum gelme. Kardo öldürdün adamı. Tahir abi. Oğlum öldürdün adamı. Tahir abi. Tahir abi. Tahir abi. Kızınızı fidye için kaçırdıklarını düşünüyoruz. Bu yüzden en kısa zamanda sizinle irtibata geçeceklerdir. Kullandıkları aracın renk ve model bilgisi birimlerimize iletildi. Ve zaten bütün ekiplerimiz arandı. Kızıma zarar vermezler değil mi? Hayır, hayır zarar vermezler. Öncelikleri sizden alacakları para. Ve tabii bizim niyetimiz de onları daha önce yakalamak. Hepsi benim suçum. Gitmemem için yalvarmıştı bana. Onu öylece bırakıp gitti. Hayır, hayır, hayır. Lütfen kendinizi suçlamayın. Sonuçta evde olmadığınız başka herhangi bir zamanı kollayacaklardı. Evet. Ha, bir ricamız olacak. Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için size ilettiğimiz bilgileri basınla ya da sosyal medyada hemen paylaşmazsanız iyi olur. Kaçanlar onlar hakkında ne bildiğimizden haberdar olmasınlar. Peki. Ha. Telefonları takip için ekip geldi mi? İyi. Komiser bey, kızım konuşamıyor. Daha doğrusu konuşmuyor. Kimseden yardım isteyemeyecektir. Merak etmeyin efendim. Kızınızı eve getirmek için gereken her şeyi yapacağız. Komiserim. Müsaadenizle. Ne oldu? Tartışmanın kaydını bulduk.
İyi, oynat bakayım. Tam olarak ne konuştuklarını duymadım. Ama uzun boylu olan itiraz ediyordu. Anlaşmada bu yok dediğini duydum. Para yüzünden mi dalaştılar? Arıza çıkaran pek panikti. Kısık konuştular, tam duymadım. Dur, dur. Geri al biraz. Gel, gel, gel. Tamam, dondur burada. Yakınlaşabiliyor muyuz? Şurası. Dövme mi? Bunun temiz bir çıktısını istiyorum. Mümkün olduğu kadar netleştirin. Tamam komiserim. Ulan Halit, ulan Halit, ne yaptın? Ne yapacağım ben ya, ne yapacağım? Ne yaptım ben bu işe giren beni de kapımı da Allah kahretsin. Tamam, 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 korkma. Korkma, sana bir şey yapmayacağım, merak etme, zarar vermeyeceğim sana. Bir şekilde götüreceğim seni ailene hemen. Tamam, tamam, aman Ali, zaman lazım işte, nasıl yapacağım bilmiyorum. Of, of, of! Rıza, seni de, Tahir'i de. Tahmin ettiğin gibi Rıza da, Tahir de, Halit de ortada yok. Bu gece onları gören olmamış. Ben burada birkaç kişiyi yokladım. Bunların bir iş çevirdikleri kesin abi. Tahir denilen adamın suçlusu. Biz çok kabarık. O yüzden böyle bir işe girişmiş olmaları mümkün. Eyvallah kardeşim. İyi, brief toplantısında görüşürüz. Geç kalma. Tamamdır abi, geç kalma. Güvenlik görevlisinden ve kayıtlardan elde ettiğimiz bilgiye göre olay sırasında aralarında bir anlaşmazlık çıkmış. Evin alarmı çalınca kaçıyorlar, bu yüzden ihtilafın nasıl sonuçlandığını bilemiyoruz. Bu çapta bir işe girişebilecek kişilerin listesini ve son iki aydır yaptıkları bütün faaliyetleri inceliyoruz efendim. Elimizde öne çıkan birkaç isim var. Bakın arkadaşlar, yukarıdan çok feci bir baskı var. Bu olayı bir an önce çözün ve anında bilgilendirme istiyorum. Emredersiniz. Kemal ve Selim'e tüm birimler destek olacak. Öncelikle işimiz bu. Güvenimi boşa çıkarmayın. Sağ olun efendim. Selim, sen şüpheli listesini ekibe dağıt. Biz asıl şu Halitler üzerinde bir duralım. Özür dilerim ya. Gerçekten özür dilerim. O şerefsizlerin eve girdiğinde seni kaçıracağını bilmiyordum. Yemin ederim sana bilmiyordum. Ama şimdi seni hemen götürüp ailene veremem. Çünkü beni de yakalarlar. Ama sana söz veriyorum. Bu iş bittiğinde sağ salim evine döneceksin, tamam mı? Tamam, korkma benden. Korkma. Benim adım Halit, seninki ne? Tamam, pek konuşmak istemiyorsan konuşma. Ama bak, bir daha söylüyorum, söz veriyorum. Bir şekilde ikimiz de bu işin içinden sağ salim kurtaracağım. Hava buz gibi. Daha geç olmadan sana giyecek bir şeyler bulmamız lazım. Gel tak bakalım şu kemiği.
numaramı söyleseydin her şey daha kolay olacaktı. Tabii arabayı güvenlik kamerasından. Görüntü hiç net değil. Şekli anlaşılmıyor. Halit'in kolunda tam bu büyüklükte bir dövme vardı. Hapishane işi, bandırmada yaptırmış. Sen nereden tanıyorsun bu Halit'i? Amirim, araç en son Edirne yolu üzerinde görülmüş. Selim, hadi. Biz peşlerinden gidiyoruz. Gelen her bilgiyi anında bize ileteceksiniz. Tamam, yürü. Hadi bakalım, giy şunları. Ben giydireyim o zaman. Tamam, bağırma, bağırma, bağırma ya. Allah Allah. Bak, bu durumdan ben de hoşnut değilim, tamam mı? Ama bir süre birbirimizi idare etmemiz gerekiyor. Şu karşıdaki arabaya bineceğiz. Hava buz gibi, yerlerde soğuk. O yüzden çıplak ayak yürüme diye yaptım. Tamam, hadi gel, şimdi seni kucağıma alacağım. Bağırmayacaksın, tamam mı? Yoksa ayakların donar. Anlaştık mı? Şişt, hadi. Ya da sen bilirsin. İstiyorsan çıplak ayakla yürüyebilirsin. Bence de aynı fikirdeyim. Hadi gel bakalım. Bakma öyle ya, kötü kötü. Ödünç alıyoruz. Gideceğimiz yere varalım. Bırakırız, sahibi yokluğunu bile fark etmez. Tak şu kemerini, tak ya öyle. Şunu tak. Şöyle şey, bunları iç, bunlar seni sakinleştirecek şimdi. Uyutacak biraz. Öyle bir şey yapmadan beklemeye dayanamıyorum. Yeter artık, ne olur. Perişan ettin kendini. Bulunacak, merak etme. Araç en son 4.15'de Çorlu Sapağı'nda tespit edilmiş, tamam. Yoldayız, tamam. Acıktın mı? Belki şurada bir şey vardır. Bak ne buldum. İster misin? İyi, tamam, bak buraya koyuyorum. Eğer acıkırsan yersin, tamam.
Ya fıstık adını söylemeyecek misin bana? Anladım, söylemeyeceksin. İyi, konuşmak istemiyorsan bizde zorlama yok. Sen ne kadar inatçı bir şey çıktın ya. Tamam, adını konuşmak istemiyorsan saygı duyuyorum. Ama beni duyabildiğini biliyorum. Evde verdiğin tepkilerden anlaşılıyordu. Ayrıca ses çıkarabildiğini de gördük. Yani ben de istemiyorum bu duruma. Yol arkadaşı olduk, yapacak bir şey yok artık. O yüzden bir şekilde seninle anlaşmamız lazım. Tamam, bak elini böyle yaparsan evet dediğini, böyle yaparsan da hayır dediğini düşüneceğim. Anlaştık mı? En azından bir düşün bakalım. İşe yarayabilir. Yahu buhar olup uçmadı ya bu araba. Geçmediğine emin misiniz? Eminiz komiserim. Belirtilen model ve renkteki tüm araçların kontrolünü sağladık. Bu bölgeden geçiş yapmadılar. Yan yollar, köy yolları. Oralardan devam etmiş olmalı. Bak şimdi, şu bölgenin tamamının bütün ekipler tarafından araştırılmasını istiyorum. O bölgelere jandarma bakıyor komiserim. Tamam işte, onlarla da irtibata geçin. Bilgileri var zaten. Emredersiniz komiserim. Evet. Basın, Twitter, her yerde kaçırılmayla ilgili haberler dönüyor. Hay Allah kahretsin. Nasıl sızmış bilgi? Ne bileyim yani. Hülya Arkan'ın evinde çalışan biri gitmiş bir arkadaşına mesaj atmış. Ondan ona, ondan ona derken her yere yayılmış işte. Hülya Arkan'ın yanında bizden kim var? Murat var. Tamam, söyle Murat'a bizden onay gelmedikçe Hülya Hanım kimseye açıklama yapmasın, bilgiyi doğrulamasın. Tamam. Ne oldu, acıktın mı? Niye sallanıyorsun ya? Allah, çişin mi geldi yoksa? Bak istersen bir yerde durabilirim ha. Tamam. Peki o zaman. Anlaştık. Burada bir yerde kimse seni görmez. Bak şu çalılık uygun görünüyor. Ne diyorsun? Bas. Ah. Hadi bakalım. Hadi fıstık, koş. Hoppa. Basın resmi açıklama için sıkıştırıyor. Kemal. Emniyet müdürü, valilik hepsi tepemde. Sense elimde hiçbir şey yok diyorsun, öyle mi? Amirim, gittikleri yönü sapladık zaten. Birkaç saat öncesine kadar takipteydik. İzini şimdilik kaybettik ama üzerinde çalışıyoruz. Sıfıra sıfır. Elde var sıfır ya. Efendim, fidyeciler henüz Hülya Arkan'la iletişime geçmedikleri için ancak trafik ekipleri sayesinde yer tespit... Kemal, üstlerime haber vereceğim somut bilgiler lazım. Bir an önce bir şeyler bulmazsan hepimizi topa koyacaklar. Merak etmeyin amirim, peşindeyiz. Hadi bir şeyler bul hemen. Ne oldu? Kasabanın içinde arabayı terk edilmiş halde bulmuşlar. Hadi hemen. Benden akıllı olduğun kesine. Konuşmayarak en iyisini yapıyorsun, biliyor musun? Zaten insan ne kadar derdini anlatmak istese de karşıdaki duymak istediği kadarını duyuyor. O zaman da konuşmaya gerek yok. Boş laf. Eskilerin bir lafı var. İnsanın ağzından giren değil, çıkan kirletir diye. Aynen öyle, biliyor musun? Ben hep bunu gördüm. Hep yalan gördüm, hep dolan. Gerçi başkalarına karşı susmayı öğrensem de insan kendi içine susmayı bir türlü öğretemiyor.
Yani burayla buranın sesini bir türlü kesemiyor. Ne diyorsun Fıstık? Aynı fikirde misin sen de? Değil mi? Aynen öyle işte. Kemal. Hı. Baksana bir. Tamam işte. Kızım bu arabada olduğu kesin. Amirim bir bakar mısınız? Ne oldu? Amirim bu beyin arabası çalınmış. He. Ne zaman çalındı araba? Gece yarısına kadar kapıda duruyordu. Sabah uyandığımda fark ettim. Peki öncesinde o sırada önemsemediğiniz yabancılar gördünüz mü etrafta ya da sesler duydunuz mu? Emin misiniz? Peki sonradan hatırlarsanız mutlaka bildirin bize. Aracın bilgilerini alın. Bağlantısı olabilir. Yerini hemen tespit edin. Emredersiniz abi. Sağ olun komiserim. Rica ederim. Uf. Selim. Heh. Sence de planlanmış bir kaçırma için fazla rastgele değil mi gidişat? Ya amatörlük var sanki. Aynen bana da öyle geliyor. Değil mi? Beşiktaşlısın ha yavru kartal. Ben de Beşiktaşlıyım biliyor musun? Zaten Beşiktaş takım değil, aşktır aşk. Yemin ediyorum kolumu kesseler kanım siyah beyaz akar be. Sen de üstünden çıkarmadığına göre formayı aynı fikirdeyiz. Aynalarda gördüğümsün, ağladığım güldüğümsün. Aynalarda gördüğümsün, çözemezler gördüğümsün sen. Bilge bir kuş gökyüzünde, bak ne diyorsun sözünde. Yıkılma öyle, haydi kalk ayağa. Yürü güneşe, Beşiktaş! Var ya geçen sene o Sırplarla olan maç var ya yemin ediyorum 4-0'lık. O maçta olmak için canımı verirdim be. Ne yapalım içeride tıkılıydık ama arkadaşlarla koğuşta izledik. Beşiktaş! Fıstık iyi misin ya yavru kartal ne oldu? Ne dedim ben şimdi? Niye ağlıyorsun ne oldu ya? Nereye gidiyorsun? İyi misin? Hop. Ne oldu ya? İstemeden bir şey mi yaptın? Bırak, bırak beni. Tamam kızma. Sen bir forma için mi ağlıyorsun ya? Değer mi bu kadar gözyaşına? Ne olacak? Yıkarız. Olmadı yenisini alırız. İstemiyorum yenisini. Babam almıştı bunu bana. E tamam kızma. Ben almam. Eve gidince söylersin baban alır. Olur mu? Alamaz. Alamaz ki. Niye alamaz alamaz ki? Niye alamaz? Yok ki babam gitti. Nereye gitti ya? Cennete. Ya. Vay arkadaş. Biz tamamen aynı takımda çıktık seninle. Ama sen benden daha şanslısın. Ben babamı hiç tanımadım, görmedim onu. Ama beni oğlu gibi büyüten birisini kaybettim. Kimdi o adam? Eniştem. Hadi tamam ağlama artık. Yıkarız geçer eskisi gibi olur tamam mı? Tamam mı? Anlaştık mı? Güveniyor musun bana? Tamam. Hadi sil şu gözyaşlarını. Tamam yeter ağlama artık hadi gel. Hadi bakalım gel. Hala Hülya Arkan'ı aramadılar. Aklıma birkaç ihtimal geliyor. Şimdi
Diyelim ki bunlar Halitler. Ha. İçlerinden Tahir tam profesyonel. İşi planlayan, organize eden belli ki o. O zaman Tahir yola devam etmiş olamaz. Etseydi plana sadık kalırlardı. Halit ve Rıza olmalı. Ya da ikisinden biri. Bu bize hem avantaj hem dezavantaj getiriyor. Avantaj çünkü amatör oldukları için hata yapacaklar. Öte yandan dezavantaj çünkü spontane hareket ettikleri için ne yapacaklarını tahmin etmek zor. Kemal. Ya biz aramada bu Halitlere bayağı ağırlık verdik ama elimizde onlarla doğrudan bağ kurabileceğimiz bir delil yok aslında. Ya yanlış kişilerin peşindeysek? Bir saniye. Efendim. Evet. Nasıl? Nerede? Tamam, tamam sağ ol. Bingo. Tahir dün gece karnından vurulmuş. Hastanede yoğun bakımdaymış. Ne? Ya. O kolunda iz olan adamın Halit olduğundan artık adım gibi eminim. Gel buraya gel. Bizi görmesinler tamam mı? Neden? Nasıl neden ya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Şurada asılı olanlar sana olur. Ne oldu? Niye asıyorsun suratını ya? Formanı yıkayana kadar sana giyecek bir şeyler bulmamız lazım. Nasıl olacak? Olmaz. Çalmak yanlış. Biz çalmayacağız ki. Satın alacağız. Nasıl? Bayağı görürsün. Sen hangisini istediğini göster bana. Yardım lazım mı? Ya bakalım. Oldu. Fıstık bence bu tamamdır. Şurası tam çıkmamış ama. Şurası tam çıkmamış ama. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen bence konuşmuyorken daha iyiydin ya. Ne yapayım? Onun çıkması için sabun lazım. O zaman çıkar değil mi? Çıkar. Hadi yolda kurutalım şunu. Nasıl? Bizim kurutucumuz var. Efendim. Dur, bir daha söyle. Dinle. Efendim, şüphelilerin GPRS bilgileri geldi. Halit Karadoğan'ın telefonundan en son Kırklareli yolunda sinyal alınmış. Diğer telefondan sinyal bilgisi gelmiyor. Anlaşıldı, tamam. Bilgiyi Kırklareli Emniyetine de iletin. Emredersiniz amirim. Hadi. Fıstık, sen de aç susuz kaldın ya. Ama merak etme, ileride benzinlik var. Orada durur, içecek bir şeyler alırız. Bunu hoşça kal değil mi de? Kim? Babam. Küsmüştü bunu. O yüzden mi gelmedi? Yani olur mu öyle şey? İnsan hiç sevdiğine küser mi? Şakacıktan küsüyormuş gibi yapar. O da öyle yapmıştır. Ölünce gelmezler mi daha? Bildiğimiz şekilde gelemezler. Ama insan burasında yaşarlar. Orhan'da mı yaşıyor? Kim? Enişten.
kilometre bile götürmez. Artık benzin almamız şart oldu. Dün gece sosyal medyaya yayılan haber doğrudur. Kızım Gülçin Arkan benim evde olmadığım sırada güvenlik görevlisi ve bakıcılar etkisiz hale getirilerek kaçırılmıştır. Anlaştığımız gibi değil mi? Kimseyle konuşmak yok. Güvenebilir miyim sana? Bak bu da kurumuş. Al bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aga 100 liralık doldursana. Senin kız mı? Pek tatlı, pek yoruk. Bende de 3 tane var. Hepsi erkek maşallah. Allah bağışlasın. Yolculuk nereye? Aga 150 liralık yapsana sen şunu. Sen beni burada bekle, ben içeriden bir şey alıp geleceğim, tamam mı? Emniyet Müdürlüğü'ne ve polis teşkilatına teşekkür ederim. Buradan doğrudan kızım kaçıranlara seslenmek istiyorum. Buradan size yalvarıyorum. Kızımı sağ salim geri verin bana. Benim ondan başka hiç kimsem yok. O daha çok güçlü. Onu geri alabilmek için ne yapmam gerekiyorsa yapmaya razıyım. Yazık be kadını be. Koynundan çocuğu almak olacak iş mi? El kadar şuncak çocuktan ne istiyorlar? Amma vicdansızlanmış be. Olayla ilgili detaylı bilgileri daha sonra sizinle paylaşacağız. Polis teşkilatı... Ne kadar tuttu? Hepsi 160 lira efendim. Evet, açıklama bu kadar. Evinden gece yarısı kaçırılan Gülçin Arkan'la ilgili gelişmeleri sunmaya devam ediyoruz. Gülçin Arkan'ın hangi amaçla kaçırıldığı henüz kesinleşmiş değil. İstanbul Polis Teşkilatı fidye üzerinde durmakla birlikte yetkililer bu konuya henüz kesinlik kazandırmadı. Bu arada Hülya Arkan'ın 7 yaşında babasının vefatından sonra daha hiç konuşmadığı da gelen bilgiler arasında. Ters bir şey yapmadı, bir sakatlık çıkmasın. Tamam kardeşim. Aman elinden bir kaza çıkmasın. Geç içeri. Açamadım. Neyin ya? Suyu. Ha, ver bakalım fıstık. Kafana kısıldık. Başka bir yol bulmamız lazım. Onu nereye koyalım? Şuraya koyacaktım da. Şuraya koyacaktım da. Ver bakalım. Halit. Efendim? Neden arabayı bırakıyoruz? Nereye gideceğiz biz? Arabaya gitsek olmaz mı? Olmaz. Bak biz nereye gideceğiz biliyor musun? Gel göstereyim sana. Tam buraya gideceğiz. Neresi orası? Orası ikimiz için de özgürlük demek. Oraya gidince sen annene kavuşursun. Ben de kafesten kurtulup özgürlüğe uçarım.
Annem de mi orada olacak? Hı hı. Oraya gidince annene vereceğim seni. Anlaştık mı? Hadi bakalım hava kararmadan sığınacak bir yer bulalım. Gel bakalım. Arabada başka kimsenin olmadığını emin misin? Eminim. Bir tek kız vardı arabada. Bağlı mıydı kız? Bilmiyorum. Önde oturuyordu. Adamın yanında işte. Ha yani siz içeri geçince kendi başına oturdu arabada. Ne bileyim. Kızı sandım adamın. Biraz da yoruktu. Ama korkudan sindiyse bilmiyorum tabii. Yoruk mu? Çekingen, utangaç demek. Ha. Peki içeri girince ne oldu? Sonra ben haberleri seyretmeye başladım. Hı. Onu görünce tanıdığımı anladı. Birden silahını çekti, soydu beni. Görüntülerde kasadan bir şey almış gibi görünmüyor. Olur mu? 160 liralık malımı aldı. Tamam, tamam. Anladım. Kimliği %100 belirlendi. Görüntüleri merkeze intikal ettirin. Gittikleri yöndeki bütün noktalara eşkali bildirilsin. Tamam amirim. Kızın hiç yardım istememesi sana da garip gelmedi mi? Konuşamıyordu zaten. Belki de korkudan kilitlendi. Ya ne yaşadığını bilmiyoruz ki Selim. Yine de yani gönüllü itaat ediyor gibiydi. Ha, merkezi uyaralım. Kimliğini kamuoyuna duyurmasınlar. Eşkalinin bilindiğini öğrenip paniğe kapılırsa kısa zarar verebilir. Ve Halit'in uzak yakın bütün tanıdıklarını sorguya almaya başlasınlar. Tamamdır, ben iletirim. Efendim? Kusura bakma Artemis, rahatsız ettim galiba. Ama önemli. Yani nedir? Halit ile ilgili diye yazmışsın. Evet. Bir olay üstünde çalışıyorum. Çocuk kaçırma olayı. Benden duy istedim. Yapan senin Halit. Ne? Hayır, yanılıyorsun. Halit hayatta öyle şey yapmaz. Yapmış Artemis, yapmış. O olduğu kesinleşti. Artemis, olayla ilgili bildiğin bir şey varsa şimdi söyle istersen. Cemal, Halit hayatta öyle bir işe girmez. Mümkün değil. Olduğu kesin diyorum. Niye anlamak istemiyorsun? Elimizde görüntüler var. Alo. Halit uyanmış. Telefondan kurtulmuş. 500 metre ileride son sinyal, sonra da kesiliyor. Bundan belası. Allah'ın belası ulan. Fare deliğine girsen gene gelip bulacağım seni orada. Halit. Ha? Yoruldum ben. Tamam, dayan biraz. Şimdi bir araba geçer alır bizi. Gel kucağıma. Gel gel. Gel gel gel. Hoplama. Hop. Hoplama. Ben Artemis, Halit'in bir arkadaşıyım. Sizi de mi Halit için çağırdılar? Eğer biraz vaktiniz varsa dışarıda bir yerde bir çay içelim mi? Olur.
olsam, görse beni, bütün güzelliklerimi derinlerde saklasam bile. Duyunca inanamadım. Hele çocuk kaçırma, mümkün değil, mümkün değil, olmaz. Hayatta yapmaz. Halit dışarıdan göstermese de çok yufka yürekli, merhametli biridir. Bir çocuk üzerinden insanları üzecek bir şey asla yapmaz. Biliyorum. Yakınsınız belli ki. Anlatmıştır size ilk hapse girişimi. Yani aslında çok anlatmadı. Kendince haklı nedenleri varmış o zamanlar. Bence artık Halit de biliyor kimliğinin tespit edildiğini. O yüzden ara yollara sapıyor. Ben de olsam öyle yapardım. Peki ama nereye gidiyor? Kendini güvende hissedeceği bir yere. Farkında mısın? Kaçak gibi davranıyor. Tuhaf yani. Üstelik fidye içinde aramadı hala. Sorguda Halit'in geçmişiyle ilgili edindikleri bütün ayrıntıları bize iletsinler. Okuduğu okullar, yaşadığı semtler, arkadaşları, ailesi, ne varsa. Hakkında ne kadar çok şey bilirsek o kadar kolay aklını okuruz. Cemal, Halit'in babası gibiydi. Biz ailemizi kaybettiğimizde Halit 7 yaşındaydı. Halit hep biraz uçarı, fevri, kafasına göre takılan bir genç oldu. İşte okumadı liseden sonra. Cemal de onu çalıştığı yerde işe soktu. Ben ta nerelerden başladım anlatmaya. Yok, dinliyorum. Anlatın lütfen. İş yeri sahibiyle ters gitmişler. Bir şeyler olmuş. Haksızlık yapmış Halit'e. Vallahi Cemal de inanmıştı aslında o zaman ama... Yani yapacak bir şey yok. Suçu Halit'in üstüne yıkmış, kovmuş işten. Tazminatını alamadığı gibi aylığı da kesilince... İftirayla işten atılmayı, parasına böyle el konulmasını kendine yediremedi. Var mısınız? Biz iki çay daha alırız, sağ ol. Göz hakkı ister misin? O ne? Nasıl ya, bilmiyor musun göz hakkı ne demek? Sen okula gitmiyor musun? Öğretmen geliyor. Anladım. Göz hakkı böyle, eğer malın çoksa insanlarla paylaşırsın, ona denir yani. Ev öğretmen geliyorsa peki arkadaşların? Dadım var ama çok sıkıcı arkadaş. Ben arkadaşın değilim, ben varım. Al bakalım. Niye bakıyorsun ya, sen de amma sosyetik çıktın, bak bu böyle yenir. Böyle yapacağım bunu, suları akacak üstüne. Niye girdin? Tamam değil mi? Tamamdır be. Gel. Şöyle ağzını elini silelim. Bak bunlar hep... Özel taktikler, kimse öğretmez mi? Okulda öğrenemezsin. Ne oldu? Uykum var. Tamam gel yat o zaman. Al, gel fıstık gel. Gel şöyle yat. Ha. Ver bakalım elini. Hoppa. Olası bir garip işler adalet konusunda kafası zaten. Bu iş yerini soymak isteyen birileri bulmuş bunu. O da tamam demiş, açarım kapıyı.
İşte böylece kendince hakkını alacak yani. İşte kafasında bir fiyat belirlemiş bu alacağıyla, tazminatıyla şeyi toplamış işte. Bu kadar para istiyorum demiş ben bu soygundan. Girmişler içeri. Sonrası malum. Gitti koca yılları. Halit hapse girince patron Cemal'i de kovdu işten. Tazminatını da vermedi. Sonra işte hacizler, borçlar derken bizim bir ev vardı İğneada'da. Böyle kendi ellerimizle yaptığımız. O satıldı. Cemal çok üzüldü. Çok üzüldü. Ama Halit sanki silahı almış da böyle kendi vurmuş kalbinden gibi hep suçladı kendini. Çok soğuk. Başka da saklanacak yerimiz yok. Heh. Bak şimdi sana ayrıca en kralından yatak yapacağım. Aynı. Şey. Gel bakalım. Ver bakalım bunu da. Evet, ne istiyorum ben? Fıstık, biliyorum evini özledin. Ama sana söz. İki gün içinde orada olacaksın. Tamam mı? Ayrıca bak. Yatak aynı. Haydi'nin dedesinin şeyi gibi oldu. Haydi'yi tanımıyorsun tabii değil mi? Maşa gibi mi? Ha, Maşa gibi. Maşa ve koca ayı. Maşa samanları dağıtıyor, koca ayı da ona kızıyor. Öyle mi? Evet, işte aynı Maşa gibi. Yoksa sen de koca ayı mısın? Evet, ben... Koca ayıyım, ben koca ayıyım. Seni yerim. Çok konuştum, artık yatma vakti. Koca ayıyım ben. Hadi. At bakalım. Yastık. Oh. Ali. Heh. Sen evini özlemedin mi? Özlediğim bir ev var. Aslına bakarsan oraya gidiyoruz. Dur sana göstereyim. Burası. Aa, çok güzelmiş. Bunlar kim? Onlar benim ailem Fıstık. Ablamla eniştem. Babam da böyle bir kaza vardı. Kıştı biliyor musun? Çok kar vardı sabah çıkar. Ben karım adam yapmak istemiştim. Ama babam izin vermedi diye çok ağlamıştım. Akşam gelince yaparız demişti. Ama ben almak istemiştim. Bina yapıyordu baba. Kocaman büyük binalar. Orada kaza olmuş. Akşam gelmedi. Enişten de kaza geçirdi. Çok üzüldü eniştem. Benim yüzümden. Kalbi hastalandı, gitti. İnsan çok üzülünce ölür mü acık? Bazen öyle şeyler yaşarsın ki... öyle haksızlıklar gelir ki başına. Kaldıramazsın, dayanamazsın. Eniştem de kaldıramadı işte. Ama insan sadece üzülmekten ölmez. Eğer öyle olsaydı ben çoktan tahtalı köy boylardım. Tahtalı ne? Tahtalı değil mi?
Tahtalıköy. Eninde sonunda gideceğim yer. Tamam, hadi bu kadar laf yeter. Yat bakalım. Rıdkı. İyi geceler Rıdkı. İyi geceler. Gel. Lise mezunu. Hapisten sonra eski hayatından kimseyle görüşmemiş. Hapiste tanıdığı kimseyle de bağlantı kurmamış. Hep İstanbul'dalar. Şu ölen eniştesi İneadalıymış. Bir süre İneada'da yaşamışlar 10 yaşındayken. Yazları falan da gelip gitmişler hep. İneada. İneada. Bu tarafta değil mi o? Bulgaristan sınırında. Galiba orada olacak, evet. Allah Allah. Artemis, merhaba. Kemal, kusura bakma, bu saatte arıyorum ama yani bir gelişme var mı diye sormak istedim. Halit'le ilgili. Halit'le ilgili. Artemis, kusura bakma, olay resmi soruşturma kapsamında sana bilgi veremem. Ya Kemal, sadece iyi mi onu bilmek istiyorum. İnanmıyorum ya. Herifin yediği rağmen sen hala onun için endişeleniyorsun, öyle mi? Kemal, Halit senin düşündüğün gibi kötü biri değil. Kötü Artemis, kötü. O adam kötü. Bunu anlaman için daha ne yapması lazım? Benim işim var. Şimdi kapatmalıyım. Sonra görüşürüz, tamam mı? Hadi, hoşça kal. Ne? Halit'in peşine düşme nedeni Artemis miydi? Ne fark eder? Suçlu olduğunu biliyoruz işte. Ha. Kıskançlık soruşturması yani ilk yaptığımız. Artemis'in güvenliği. Bilmek istedim. Tamam mı? Benim yerime kimi tercih ettiğini bilmek istedim. Delirdin mi Kemal sen? Aşık olduğun kadının sevgilisinin peşinde olduğunu öğrenirse teşkilat kıyamet kopar. Seni görevden alırlar, işten bile atarlar. Yok, yok, öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak. Beni tanırsın, işimle duygularımı karıştırmam. Halit'in peşine suçlu olduğu için düştük. Bunu da asla unutmam. Unutmasan iyi olur. Çünkü bu saatten sonra sadece kendini yakmazsın, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Evlat, kimsin? Hırlı mısın, hırsız mısın? Ne arıyorsun benim ağlımda bu kızanla? Abi şey ya, dayı. Baba. Heh. Bu amca kim? Korkma yavrum, korkma. Sana bağırmadım. Şey oldu ya dayı. Dün araba bozuldu bizimle. Gece soğuktu. Sığınacak yer aradık. Yanında ev vardı. Çalsaydın kapıyı. Ya gecenin o vaktinde rahatsız etmek istemedik işte. Burayı görünce de girdik yattık. Haberler falan, ortalık hep karışık. Senin ağılda biri var deyince. Ya kusura bakma de şimdi kalkar gideriz biz. Hiç bırakmam. Leş gibi olmuşsunuz. Çocuğun karnı da aç. Öyle değil mi? Sağ ol dayı da. Ama yola çıksak daha iyi. Baba, heh, açım ben. Aç be çocuk. Yol kalsın birazcık. Hadi, hadi düşün önüme, hadi. İyi. Gel. Alo. Tamam.
Halit'in çaldığı aracı bulmuşlar. Halit? Ondan iz yokmuş. Buraya 60 kilometre uzaklıkta ıssız bir alanda bulunmuş araç. Yaya mı devam etmişler? Bilmiyorum, onu gidince öğreneceğiz. İyi, gidelim o zaman. Nurten, yolluk da lazım bunlara. Tamam, hemen hazırlarım bir şeyler. Ya yenge ama... Aması ne? Koyacak 3 tane yumurta, biraz da peynir. Yol bu. Çocuğun karnı acıkır. Seni çok seviyor. Hı? Kızan. Hı. İyi bir adamsın belli. Ama bazen iyi adamlar da yanlış işler yaparlar. Bunu bilecek kadar hayatın sillesini yedik. Demek anası boşandıktan sonra bir daha çocuğu göstermedi sana. Ama gene de göstermedi diye alıp kaçmak olur mu? Geç olmadan çocuğu teslim etmek lazım. İş bir mahkemeye, polise düşerse haklı haksız hepten karışır. Doğru diyorsun Dursun dayı. Da işte anası kaçırmaktan başka çare bırakmadı. Hadi kızım. Bizim gitmemiz lazım. Ne bu acele ya? Bunca yol çekilmez. Ben bırakacağım benim tortorla. Ya Dursun dayı, zaten bir ton zahmet verdik sana. Zahmet başka bir şey bilmez misin sen? Hava buz. Çocuğu donduracaksın. Götürürüm şuncacık yol. Hadi. Az biraz da börek koydum. Sağ ol yenge. Hadi hakkını helal et. Hadi kızım gel. Al bak. Sonra başkomiser kaymış fırçayı bizim Erdal'a. Meğer bilişimdeki Bahadır'ın yardımıyla yaymışlar milleti. Büyük rezalet. Ha, tabii ki. Baksana orada bir şey var. Ne oldu böyle? Yok ya, bir şey olmadı. Şey, cüzdanı düşürmüşüm de onu buldum. İyi bakalım. Bul tabii. Söyle bakayım. Sevdin mi buraları? Sevdim. Babana söyle, Bahar da getirsin seni. Her yer güne bakan olur burada. Gelir miyiz buraya yine? Kısmet. Hakkını helal et Dursun dayı. Helalliği ben versem ne yazar be oğlum? Ciğeri yanmışlardan almalısın. Anasında. Sağ ol. Eyvallah. Halit. Üşüdüm ben. Ne yapacağız şimdi? Doğru, haklısın. Gel. Yola devam edecek başka bir araba bulmamız lazım. Yine mi? Ama ötekisine sahibini vermedik ki. Sakladık. Tamam. Ama bulsunlar diye sakladık. Ama aldığımız onları söylemiyoruz ki. Tamam. Ama neticede önce alıyoruz sonuçta. Alıyoruz. Gideceğimiz yere kadar kullanıp sonra saklıyoruz bulsunlar diye. Saklambaç gibi yani. Hadi bakalım şimdi. Peki hangisini alacağız? Bilmiyorum. Buradan bir tane beğeneceğiz. Hey, bak bakayım. İç dışı kars. Yana da suyuna da bakayım mı abi? Bak. Bakacağım, sen merak etme.
Ya bak ya, diskoya çevirmiş arabayı. Aa, çok komikmiş. İş kadını Hülya Arkan'ın kızı Gülçin Arkan'ın kaçırılması ile ilgili açıklama yapmayan yetkililer, kaçırılma nedeniyle ilgili net bir bilgi vermekten kaçındılar. İş dünyasından ve sanat camiasından pek çok ünlü Hülya Arkan'a desteklerini sunmak için evini ziyaret adını başlattı. Tamam fıstık, asma artık suratını. Söz veriyorum, çok yakında kavuşacaksın annene. Hoş geldiniz komiserim. Hoş bulduk çavuşum. Nedir durum? Size telefonla aktardığımız gibi yoldan fark edilmesin diye çalılarla saklamışlar. Tarlasına giden bir köylü fark etmiş. Dün bırakıldığını düşünüyoruz. Gece don vardı. Biz geldiğimizde de dallar donmuştu. Mantıklı. Dünkü benzinciye yakın burası çünkü. Uyanıp araç değiştirmiş demek. Buraya en yakın neresi var çavuşum? En yakın köy 15 kilometre ileride. Vukuat bilgisi yok. Herhangi bir çalıntı ihbarında da bulunmadı yakın bölgede. Çocukla beraberken otobüsle, otostopla devam edemez. Eninde sonunda başka bir arabaya ihtiyaç duyacak. Daha geniş bir çember alarma geçse iyi olur çavuşum. Halit'in eşkalinin basına verilmesinin zamanı gelmedi mi sence? Haklısın Selim, haklısın ama kendini tehdit altında görürse bir halt eder diye korkuyorum. O yüzden son ana kadar onu paniğe sevk edecek durumlardan kaçınalım. Harita yanında mı? Arabada olacak, getireyim mi? Yok, ben de geliyorum. Tamam burası. Bakalım buradan İğneada'ya giden hangi yollar var? Niye durdun? Bir alışveriş yapacağız fıstık, hadi gel. Hadi bakalım fıstık, sen ne istiyorsan al. Cips alabilir miyim? Alabilirsin tabii cips de. Selamünaleyküm birader. Aleykümselam. Bir tane şundan. Bir de kasadaki parayla telefonu versene. Ne? Telefonu ver, bir de kasadaki parayı ver. Aldın mı alacağını? Evet. Ya tamam, ben de hesabı ödeyeyim o zaman. Bu kadar yeter mi? Yeter, madem öyle diyorsun. Al. Fıstık, sen arabaya geç hadi. Burada başka telefon ya da bilgisayar var mı? Deponun anahtarını versene. Buyurun. Abi gitsene.
Sana da aldın mı? Aldım. Hem de ketçaplısından. Ketçaplısını aldın. İyi yapmışsın. Buyurun açın. Alo. Alo. Hülya Arkan. Kısa konuşacağım. İyi dinle. Eğer dediklerimi yaparsan kızına bir şey olmayacak. Sana yalvarıyorum. Ne istersen veririm. Ne istersen yaparım. Ne olur kızımı bana geri ver. Kaç para istiyorsun? Ya para falan istemiyorum. Peki ne istiyorsun? Polisler peşimi bıraksın. Güvende bir yerde olduğumu anlayınca kızını bırakacağım. Al kendi söylesin sana iyi olduğunu. Al annenle konuş kızım. Pişt, sen annenle. Alo? Alo? Lütfen yanıt verin. Konuşmak istemiyorum. Gülçin, kızım. Sen misin? Benim annen. Kızım. Kapattılar. Gülçin. Bir an olsandı. Ya ne oldu şimdi? Niye konuşmuyorsun annenle? Hani çok özlemiştin? Özledim ama baban gittiğinden beri hep toplantıda, hep başkalarıyla. O beni özlemiştir ki. Ya olur mu öyle şey ya? İnsan evladını özlemez mi? Hem bak, eskiden öyle olsa bile annen özlemiş. Ben televizyonda gördüm onu. Çok üzgündü, çok özlemişti seni. Gerçekten. İnanmıyorsan gösteririm ben de sana. Annenle. Anne numara tekrar arıyor. Açın. Anne. Gülçin. Anne benim. Kızım. Canım. Bir tane. Sen. Anne seni çok özledim. Ben de seni çok özledim bir tane. Çok çok özür diliyorum senden. Gülçin. Seni yalnız bıraktığım için hayatım. İyi bir anne olamadığım için. Bir tane beni affet ne olur. İyi misin? İyi bakıyorlar mı sana? Ben iyiyim anneciğim. Sen ağlama tamam mı? Ben geleceğim. Sen üzülme. Üzülmem. Üzülmem. Sana kavuşayım. Artık hiçbir şeye üzülmem yavrum benim. Seni seviyorum anne. Ben de seni çok çok seviyorum. Gördün mü? Benim de birisiyle konuşmam lazım. Gel seni tutalım içeri. Özür dilerim sevgilim. Her şeyi mahvettim. Halit neredesin sen? Ne olur yerini söyle, yanına geleyim, konuşalım. Keşke. Ama olmaz artık, gelemezsin. Çok uzaktayım. Ya Halit ne olursun bak. Yalvarırım teslim ol. Hiçbir şey için geç değil. Rıza oyuna getirdi beni. Ben bunların çocuk kaçıracağını bilmiyordum.
Sonra çocuğu ellerinden kurtarayım derken Tahir'i vurdum. Of, her şey karıştı be. Ne? Ya bak, yapamam Artemis. Artık çocuğu teslim etmek istesem bile beni cinayetten içeri atarlar. Ulan her şeyi mahvettim be, her şeyi mahvettim ya. Seni, beni, geleceğimizi, ablamı. Onu görürsen ona üzgün olduğumu söyle, olur mu? Ya Halit, ne olursun yalvarırım, bir delilik yapma bak. Çocukla beraber teslim ol. Sonra bakarız bir hal çaresine. Çok geç. Çok geç, çok. Ulan be. Tek çarem Bulgar'a geçmek Artemis. Ya bir de bir şey diyeceğim sana. Olur da yani geçemezsen falan. Sana yaşattıklarım için çok üzgünüm. Hakkını helal et. Her ne kadar hak ettiğini sana veremesem de. Ben de seni çok sevdim Artemis. Çok seviyorum seni. Hadi hoşça kal. Halit bak yalvarırım, öyle söyleme. Ne olursun öyle söyleme. Halit! Demek fidye istemiyor. Evet. Sadece peşinden gidilmemesini istiyormuş. Başka bir şey söyledi mi? Peki, tamam. Tuhaf. Para istemiyor. Kızı güvenli bir yerde bırakacağını söylüyor. Ama kızla kaçıyor. Hadi düşündüğümüz kadar kötü biri değildir belki. Tahir'den de kurtul. Dur. Selim. Hı. Halit, Tahir'in öldüğünü zannediyor olabilir mi? Başka açıklaması yok ki. Tabii öyle zannediyor. Ne yani, bu yüzden çocuğu rehin olarak mı kullanıyor? Olabilir. Olabilir kardeşim. Soydukları yere ne kadar kaldı? Geldik neredeyse. Tamam. Tabii. İğneada yolu burası. Yine adaya gidiyor. Kaçmayı deneyecek. Yok ya. Alo. Başkomiserim, Komiser Kemal ben. Sağ olun efendim. Efendim, Halit'in yine adadan sınırı geçmeyi deneyeceğini düşünüyoruz. Evet. Bölgedeki yetkilileri haberdar etmek gerekir. Peki efendim. Sağ olun. Pardon abla, anlamadım. Ne tarafa? Ya Edirne tarafına gideceğiz. Ben oraya gidince yol tarif edeceğim size. Emin misin abla? Orası çok yazar. Ya dalga geçer gibi bir hali mi var kardeşim? Hadi acelem var, sür. Efendim? Kemal, Halit aradı. Fidye için kaçırmamış çocuğu. Öteki adamlardan biri çocuğu öldürmekle tehdit edince kazayla vurmuş onu. O yüzden kaçıyor. Biliyoruz. Tahir yoğun bakımdan çıktı. Bak eğer ben yüz yüze konuşabilirsem Halit'le teslim olmaya ikna ederim onu. Ya sadece biraz zamana ihtiyacım var. Gittiğini tahmin ettiğim bir yer var. İğne adamı. Artemis sen bu işe karışma. Biz hallederiz. Çok geç. Ben yola çıktım. Geliyorum. Hayır. Hayır Artemis. Saçmalama. Sakın. Artemis sakın diyorum. Gelme. Artemis... Gelecek. Burası mı? Geldik mi? Ama önce bir Ahmet dayıya uğrayacağız. Orada dinlenip karnımızı doyururuz, olur mu? Müzik
Ahmet amca. Vay vay vay. Bu bizim oğlan Halit değil mi? Gel bakayım gel. Gel. Aman aman. Dur bakayım, dur sana şöyle bir bakayım. Kocaman adam olmuşsun yahu. Tabii. Kaç yıl oldu görmeyeli şeyden beri neydi? Sen hapise düşmeden önceydin. Bir Cemal'le gelmiştiniz buraya değil mi? Ya ya ya. Aman efendim. Kimler varmış burada? Bir hanım var. Adın ne senin bakayım? Gülçin. Aman ne güzel, ne güzel. Senin mi? Yok Ahmet amca. Çarşı biraz karıştı, sıkıntı var, anlatırım. Peki. Yoldan geldiniz, yorulmuşsunuzdur. Gel, gel, gel. Geçin, oturalım şöyle bakalım. Hadi gel. Gel bakalım. Hadi bakayım yavrum. Hadi gel. Geçin bakayım. Heh. Sana da zahmet verdik be Ahmet amca. Ama fazla kalmayız. Dinlenip kaçacağız. Bu acelen ne be oğlum? Hayırdır? Ben yine başımı belaya soktum. Bulgar'a geçmem lazım. İlla geçmen mi gerek ha? Bunun başka bir yolu yok mu? Yok, keşke olsa. Peki, nasıl olacak? İşte yine eskisi gibi geçeceğim. İyi de, bugün derde sınırlar çok kontrol altında. Peki eski delikler duruyor mu? Çok iyi düşünmek lazım. Ben bir merkeze ineyim, durum nedir bakayım. Ona göre rotayı çizersin, tamam mı? Aracı en son Demirköy'de görülmüş. Bu bölgenin ileri gelenlerine, eskiden tanıdıklarına haber saldık. Nerelere gidebilir diye soruşturma yaptık. Ama bildiğiniz gibi bu bölge ormanlık alan. Kendi imkanlarıyla gidebileceği çok yer var. Efendim, hava koşullarını ve yanında bir çocuk olduğunu düşününce mutlaka birileriyle temas kurmak zorunda kalacaktı. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. İki yoldan Bulgaristan'a geçmeye çalışabilir. Bir tanesi orman içi Sislova köyü. Epey uzun bir at ama biz gereken bütün tedbirleri aldık. İkincisi Limanköy, deniz yolu. Sahil güvenlikle de irtibata geçtik. Koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bulgaristan'la da temastayız. Onlarla da işbirliği içindeyiz. İstanbul'la görüştüm. Bir basın açıklamasıyla Halit'in eşkalini yayınlayacaklarmış. Doğrudur başkomiserim. Şu aşamada ne kadar çok kişiden geri dönüş alırsak o kadar iyi olur. Selamün aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır ya, ne oluyor? Etraf jandarma kaynıyor ha? Duymadın mı Ahmet dayı? Neyi? Kaçak ihbarı yapmışlar. Halit'i soruyorlar. İstanbul'dan polisler geldi. Hepimizi sorguya aldılar. Halit burada mı diye. Gören olmuş mu Halit'i? Hı? Olsa burası böyle kaynar mıydı? Yapışırlardı Halit'in yakasına. Ah be Halit. Yakacak kendini bir daha. Halit. Orada kalsak olmaz mıydı? Biliyorum fıstık, çok üşüdür. Olmaz. Bir an evvel gitmemiz lazım. Ne kadar kaldı? Merak etme, çok az kaldı. Al bakalım şunu bir. Gel bakalım. Tamam, siz haber verirsiniz. Biz beklemedeyiz. Tamam, burası tamam. Burası. Buyurun, teşekkürler. Hoş geldin. Merhaba Selim. Bir gelişme var mı? Kemal nerede? Beklemedeyiz. Sana gelme dedim. Ha, ama sen hep bildiğini okursun değil mi? Ya başka çarem yoktu ki. Halit bu haldeyken nasıl oturup bekleyebilirim? O herif senin için bu kadar vazgeçilmez demek. Ya Kemal, Halit için gelip senden yardım istemek benim için kolay mı sanıyorsun? Sana tüm bu yaşattıklarım için kendimi ne kadar kötü hissettim görmüyor musun? Bak seninle aramızda geçenler yorum ettiği için çok üzüldüm. Senden sonra kimseyi sevebileceğimi düşünmemiştim.
ta ki Halit'le karşılaşıncaya kadar. Ya biliyorum, tamam, sen onu kötü biri olarak biliyorsun ama ben onu öyle tanımıyorum. Gerçekten böyle olsun istemezdim. Bak. Ya eğer onunla konuşabilirsem onu ikna edebilirim. Halit kimseye zarar verebilecek biri değildir. Kendine bir şey yapmasın diye buradayım ben. İyiyim, saklan. Sakın çıkma buradan. Dur, teslim ol. Kaçma diyorum, kaçma. Ah. Halit. Kız. Durun çocuk. Teslim ol. Teslim ol, hareket Halit, etme. Halit. Teslim ol dedim. Ateş etme. Halit. Hadi bu tarafta. İleride köprü var, oradan geçeceğiz. Aha, anladım, anladım. Hemen. Selim, hadi yürü gidiyoruz. Bir şey mi olmuş? Evet ama gittiğimiz yere sen gelemezsin. Ya neden gelemiyorum Kemal? Kötü bir şey mi olmuş? Artemis, sıcak takip var. Seni olay yerine götüremem. Geliyorum. Yürü, yürü. Merak etme. Anlaşıldı, tamam. Onların eski ev o tarafta değil mi ya? Eve gidiyor. Burası değil mi o ev? Aha, burası. Bir şey olmayacak.
Söz. Fıstık. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Birazdan buraya bir sürü polis abinler gelecek. Onlarla benim konuşmam lazım. Senin o yüzden burada olmaman gerekiyor. Akış yolu görüyor musun? Oradan tüm düz git, ana yola çıkacağım böyle. Arabalar geçiyor bir sürü. Seni karakola götürmelerini söyle. Sonra oradaki polis abilerin seni annene götürecek. Tamam mı? Hayır, sen götüreceksin. Söz verdin. Sen o tarafa. Siz ikiniz o tarafa. Teslim ol. Kaçma şansın yok. Seni kıvırca zararlarlar biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yaklaşmayın. Şimdi bir son dakika haberiyle yayınımıza devam ediyoruz. Emniyet Teşkilatı'ndan aldığımız son bilgiyi aktaralım sizlere. Ünlü iş kadını Hülya Arkan'ın kızını kaçıran Halit Karaduman'ın Bulgaristan sınırından geçmeye çalışırken jandarma tarafından açılan ateşle yaralandığı açıklaması yapıldı. Krizin devam ettiğini belirten yetkililer, Halit Karaduman'ın yakalanmasının an meselesi olduğunu, Gülçin Arkan'ı her ne pahasına olursa olsun eve getirmeye kararlı olduklarını söylediler. Arabada kal. Gel oğlum buraya. Selim, dur dur. Halit! Dur 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 dur. Dur burada. Artemis delirdin mi? Ne işin var burada? Halit Tahir yaşıyor. Ne olur boşu boşuna yakma kendini. Biliyorlar senin onu niye vurduğunu. Ya artık çok geç. Hapse atacaklar beni yine. Ya olsun. Beklerim ben seni, ne olursun. Halit, yaralı mısın sen? Ya. Yok. Sıyırık sadece. Hayır, yalan söylüyor. Ormandan biri kınıyor, bak. Hazır ol. Açıyı yakaladığında haber ver. Kemal. Hastaneye gitmemiz lazım. Böyle kan kaybına dayanamazsın. Ne olur yalvarırım, teslim ol. Olmaz Artemis. Hapis ölümden beter mi Halit? Uğruna yaşanacak hiç mi bir şey yok? Bak çocuğu onların elinden kurtardığın için sana yardımcı olacaklar. Çok da ceza almaz mısın? Ne olur yalvarırım, bırak çocuğu annesine gitsin. Bırak bu kabus bitsin Halit, ne olur. Fıstık. Bak o amcalar şimdi seni annene götürecekler, hadi. Olmaz, söz verdim. Sen beni anneme götüreceksin. Ama onlar da annenin arkadaşları. Yani sözümü tutmuş sayılırım, olmaz mı? Ha? Sen, seni bir daha göremeyecek miyim? Ben burada olacağım. Hadi şimdi. Hadi fıstık. Seni seviyorum. Ben hazırım komiserim. Kemal çocuğu bıraktı, kız bu tarafa geliyor işte. Hala silahı var. Gülçin gel. Gel canım buraya. Gel buraya. Gel canım gel. Ulan. Kemal. Ne olur el. Baban
gibi gitme. Söz ver bana. Tamam, söz. Söz. İndirin silahları. Çok mutlu görünüyor. İkisi de öyle. Çok değişti. Benimki de öyle, baksana. Neredeyse omuzdan hiç inmeyecek. Biz hala aynı takımdayız değil mi Halit? Aynı takımdayız tabii Fıstık. Hepimiz mi? Evet. Hepimiz aynı takımdayız. Takım büyüdü, daha da büyüyecek yakında. Konuştun mu Artemis'le? Yok, daha konuşamadım. Sen ne konuşacakmışsın bakayım Emine? Ya diyorum ki bu çok ağırlaştı, omuzda taşımak zor oluyor. Acaba bir yenisi mi lazım bize? Onu konuşacaktım. Yani? O farkımız anlaştın. Daha ne desin? Sen bana evlenme mi teklif ediyorsun? Evet. Ne diyorsun? Ya evet diyorum. Tabii ki evet diyorum. Çocuğum gözlerini kapat bakayım. Defalarca anlatsan da neye yarar? Artık ben sevmekten vazgeçiyorum.